arkadaşlar. Bugünkü konumuz yumurtlama zamanını hesaplama. Yumurtlama zamanını özellikle düzenli adet gören kadınlarda çok kolay bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Ama düzensiz adet gören kadınlarda bu hesaplamamız çok güvenilir olmuyor. Biz bu yöntemi hem gebe kalma hem de korunma açısından hesapladığımız için düzensiz adet gören kadınlarda biz bu yöntemi önermiyoruz. Vücudumuzdaki bazı değişimlerle de bu yumurtlama zamanımızı anlayabiliyoruz. Ne gibi bir değişimler oluyor? Genital akıntımızın değişip yapışkan, kaygan, sümüksü bir yapının alması. İkinci olarak düzenli aralıklarla ateşimizi ölçtüğümüzde yumurtlama dönemimizde ateşimiz 1-2 derece daha yüksek çıkıyor. Üçüncüsü de kasık ağrısı oluşabilir. Bu hislerle yumurtlama zamanımız anlaşılabilir. Bazı zamanlar bu şekilde de anlaşılamayabilir. Bu zamanlarda ise en doğru yöntem takvim yöntemi ya da testler yapabiliriz. İlk olarak takvim yöntemi. Düzenli adet görüyorsak takvim yöntemini kolaylıkla kullanabiliriz. Ben bunu size daha iyi anlayacağınız şekilde bir takvim üzerinden anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, biz yumurtlama gününü niçin hesaplıyorduk? İki durum için hesaplıyoruz. Birincisi, korunmak istiyorsanız hangi günler ilişkiye girerseniz risk oluşturacak. Bunu öğrenmek için kullanırız. Ama bu korunmak için kesin bir yöntem değildir. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi, gebe kalmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde hangi güne ilişkiye girilirse gebe kalma ihtimaliniz artar. Bu iki durumda da yumurtlama gününü bilmek çok önemli. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Ona geçelim. Öncelikle akıllı telefonlarınız varsa telefonunuza indireceğiniz adet takvimi, yumurtlama dönemi hesaplama gibi uygulamalardan çok rahatlıkla takip edebilirsiniz. Adet günlerinizi tarihe olarak işaretlediğinizde bu uygulama size otomatik olarak olası yumurtlama döneminiz ne zaman, bir sonraki tarihiniz ne zaman bunu size gösteriyor. Bu hem takip etmeniz açısından çok kolaylık sağlar size, hem de kadın doğum uzmanına gittiğinizde adetlerinizi kaç günde bir oluyorsunuz, en son ne zaman oldunuz bunu unutmamanız için. Çünkü şu anki kadınlarımız bu konuda unutkan olabiliyorlar, adet günlerini hatırlamayabiliyorlar. Bu da kadın doğumcular için çok önemlidir. O yüzden bunları takip etmemiz için bize en doğru yolu gösteriyor. Ama yine de takvim üzerinden kendimiz nasıl hesaplayabiliriz onu anlatalım. Şimdi ilk olarak 28 günde bir adet gören kadın için uygulayalım. Kadınlarımızın çoğu 28 günde bir adet görür. Bunu nasıl ifade ederler? Genelde her ay 2 gün öne geliyor adet günüm diye söylerler. O yüzden Kasım'ın 1'inde adet olan birisi, bir sonraki adet tarihi 2 gün öne geleceği için 29 Kasım'da olacaktır. Yani muhtemel adet tarihimiz 29 Kasım'dır. Biz yumurtlama tarihimizi hesaplamamız için her adet günümüzden 14 gün geriye sayıyoruz. Yani 29'dan 14 gün çıkarttığımızda ayın 15'ine denk geliyor. Şu şekilde mesela ayın 29'u pazartesi günü. 2 hafta öne gidiyoruz. Pazartesi günü denk gelecek yine ayın 15'i. Bizim yumurtlama tarihimiz ayın 15'idir. Sperm hücresinin 3 gün yaşama süresi olduğu için 3 gün geriye gidiyoruz. 12, 13, 14'ü. Neden geriye gidiyoruz? Sperm hücresi 3 gün yaşama ömrü olduğu için. 12, 13, 14, 15 zaten yumurtlama günüydü. Peki yumurta hücresi de bir gün boyunca canlı kaldığı için genelde 12 saat, 24 saat canlı kalır yumurta hücresi. O yüzden bir günde sonrasını alıyoruz. Bu 4 günlük süre zarfında bizim ilişkiye girdiğimizde hamile kalma ihtimalimizin en yüksek olduğu dönemlerdir. Nasıl yaptık? Ayın 1'inde adet gördük. Bir sonraki adet tarihimizi hesapladık. Ayın 29'u bir sonraki adet tarihimiz. 2 hafta yani 14 gün geriye geldik. Ayın 15'i bizim muhtemel yumurtlama tarihimiz. Sperm hücresi 3 gün canlı kaldığı için 3 gün geriye, yumurta hücresi 1 gün canlı kaldığı için 1 gün ileri gittik. Toplam bu 4 günlük süre zarfı bizim yumurtlama günümüzü hesaplıyor.
Peki 30 günde bir adet gören kadınlar için bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Ayın birinde yine benim ilk adetim geldi. Benim adetim ayın birinden birine geliyor. Her ay düzenli olarak 30 günde bir adet görüyorum. Tekrardan ayın birinde muhtemel adet tarihim olarak hesaplıyorum. Yani aralığın birinde ben diğer adetimi bekliyorum. Aralığın birinden 14 gün geriye gidiyorum. Şimdi çarşamba günü olduğunu düşünürsek 2 hafta önceye gittim. Ayın 17'si çarşamba günü. Ben yumurtlama tarihim muhtemel ayın 17'si olacak. Peki sperm hücresi 3 gün yaşadığı için 16, 15, 14'ü aldım. Bir günde yumurta hücresi yaşadığı için ayın 18'ini de aldım. Yani 14, 15, 16, 17, 18. Yani ne oldu? 28 günde bir adet gören kadının 15'iydi. 30 günde bir adet gören kadının 17'si oldu. Yani 28 günle 30 gün arasında 2 gün oynadığı için hep 2 gün ileri atıyor. Bu ne olacak? Mesela 32 günde bir adet gören bir kadın için de muhtemel yumurtlama tarihinin 17'si değil 19 olacak. Yine 3 gün önce, 1 gün sonrasında alırsak yumurtlama tarihimizi bulmuş oluruz. Takvim üzerinde anlattığım gibi adetiniz illa 28-30 gün olmasına gerek yok. 21 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekiyor. Eğer adetiniz 21 günden az veya 35 günden fazla sürüyor, gün olarak da 2 günden az, 7 günden fazla sürüyorsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına gitmeniz gerekiyor. Takvim yöntemiyle isterseniz gebe kalmanızı kolaylaştırmayı ya da bu şekilde korunmayı sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.